Korkunç iddia Manisa'dan geldi. 12 yaşındaki Emirhan kapasitesinin üzerinde öğrenci taşıyan okul servisinden yola düştü. Şoför yaralı çocuğu yerde bırakıp yoluna devam etti. Kapıdan bir an düştüm. Kafam kırıldı, elim. 12 yaşındaki Emirhan seyir halindeki okul servisinden düştü. Şoför kendine emanet edilen çocuğu hastaneye götüreceğine gaza basıp yoluna devam etti. Servis şoförü seni orada bırakıp gitti mi? Evet gitti. Durdu, sonra gitti. Emirhan Kırmızıkaya, 6. sınıf öğrencisi. Her gün ilçeye gelen servise biniyor, merkezdeki bir okula gidiyordu. Geçen salı sabahı yine öyle yaptı, ancak okula ulaşamadı. Servis 15-16 kişi olmasına varken 25-26 kişi binince kapı sıkışı ve kapı tekrar kendisine açılıyor. İddiaya göre ilçeye iki servis aracının gelmesi gerekiyor. Ancak öğrenciler okula tek araçla taşınıyordu. O gün servis yine kapasitesinin üzerinde öğrenci aldı ve tıka basa dolu aracın otomatik kapısı bir anda açıldı. Emirhan düşüp yola savruldu. Sabah düştüm. Kafam kırıldı, elim. Kapı aniden mi açıldı? Evet. Araçtaki bir anaokulu öğrencisi de düşmekten son anda kurtuldu. Bu esnada çocuğun düşüyor. Ve düştü halde servis bırakıp gidiyor. Durdu, sonra gitti. Hastaneye kaldırılan Emirhan'ın kafasına 10 dikiş atıldı. Sağ kolu alçıya alındı. Servis şoförüne şikayetçi oldum. Pazartesi de ben gideceğim, milli eğitime de şikayetçi olacağım savcına. İddiaya göre ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Servisin sözleşmesi de feshedildi.